Irak sınırında çatışma, 4 şehit. Öğretmen anneyi 8 aylık bebeğiyle cezaevine attılar. Bahçeli'den şimdi de 31 Mart hesabı. Günün haberleri başlıyor. Türkiye-Irak sınırında bulunan Hakkari-Seriveri bölgesinde operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lar arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan askerlerden ikisi daha şehit düştü. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildiği belirtilirken, çatışmanın yaşandığı bölgenin hava harekatıyla bombalandığı ve obüslerle ateş altına alındığı kaydediliyor. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. Tarih veya değişik rakamlarla oynayarak partisine iktidar hesapları yapmasıyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçim sonuçları üzerinden de ilginç bir çıkarım yaptı. Oy oranımız %18.81'dir. Oy oranlarının %18,81 olduğunu savunan Bahçeli, o da 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur ifadesini kullandı. 18.81 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur. Bahçeli'nin sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Gazeteci Kadri Gürsel, Bahçeli AKP'ye %33'e düştünüz demiş oluyor. Hesap basit. Cumhur'un %52'sinden Bahçeli'nin %18,81'ini çıkarınca 33,19 kalıyor. Bahçeli'nin 18,81 varsayımından Atatürk'ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan'dır. Çok ilginç ifadelerini kullandı. İşte Cumhur İttifakı! Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal da Bahçeli'nin sözlerini MHP'nin oy oranı %18,81 ise AKP'nin oranı %33-34 bandında demektir diye yorumladı. Mardin Kızıltepe'de açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek için açıklama yapmak isteyen grup polis şiddetine maruz kaldı. Biber gazı ve tomadan sıkılan tazikli su ile müdahale sırasında yere düşen yaşlı bir kadın yerlerde sürüklendi. Polis müdahalesine tepki gösteren, aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 5 kişi de polislerce darp edilerek gözaltına alındı. Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra binlerce insanın hukuksuz gerekçelerle gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreçte en büyük zulüm çocuklara yapılıyor. 700 aşkın bebeğin annesiyle birlikte cezaevinde tutuklu bulunduğu sürece 8 aylık Ömer Asaf bebek eklendi. Ömer Asaf'ın 2 yıldan fazla açıkta bekleyen annesi öğretmen Fatma Erden 2 ay önce görevine iade edilmişti. Genç anne polisin daveti üzerine ifade vermeye gittiğinde tutuklandı. Kütahya'da yaşayan Fatma Erden ve 8 aylık oğlu Kütahya E-tipi cezaevine gönderildi. Skandalı duyuran Medya Bolt haber sitesi, tutuklanma nedeni eşimle aynı okulda çalışan iki öğretmenin kendi aralarında konuşurken bizim eve oturmaya geleceklerini söylemeleri. 2015 yılının 2 ayında olmuş bu konuşma. Bunu suç saydılar diyen baba Necip Erden'in oğluna ve eşine yazdığı ilk mektubu da yayınladı. Adaletten adı olup adaletsizlikle yargılanan 8 aylık Ömer'imi ifadeleriyle mektubuna başlayan ve kendisi de Baylok gerekçesiyle 9 ay tutukluk aldıktan sonra tahliyesinin ardından verilen 6 yıl hapis cezası Yargıtay'da bekleyen öğretmen baba Erden, annenle senin parkı üzerinde emeklemene kıyamazken şimdi beton üstünde emeklemek zorundasın sözlerini kullandı. Seçim sürecinin en kutuplaştırıcı konuşmalarını yapan AKP'li siyasetçilerden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gönüllere giremediklerini söyledi. İzmir'de biz tam anlamıyla demek ki gönüllere giremedik.
İzmir genelindeki sonuçları değerlendiren ve seçim sürecinde izledikleri düşmanlaştırıcı siyasetin uğradığı yenilgiyi itiraf eden Pakdemirli, vatan haini suçlaması yaptıkları partiler ve seçmenlerine yönelik bir öz eleştiride bulunmadı. Siz bunları bilmiyor muydunuz alırken? Seçim sürecinde kendi partisi AKP ve ortağı MHP'nin dışında kalan partileri vatan haini ilan eden konuşmalara imza atan Bekir Pakdemirli'nin özellikle Amasya Toşova'daki mitingde muhalefete hedef alan hakareti büyük tepki çekmişti. Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz? O zaman... Türk Silahlı Kuvvetleri için yetiştirilen pilot adayları ile ilgili ortaya çıkan skandallar devam ediyor. Milyonlarca dolar ödenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuş eğitimine gönderilen pilot adaylarının yetersizlik sebebiyle geri gönderildiği iddia edildi. Sosyal medyada geri gönderilen 4 adayın ismi verilerek bunların milyonlarca doların çöpe atılmasına sebep olmanın yanında Türkiye'nin itibarını da zedelediği ileri sürüldü. Söz konusu skandalı gündeme taşıyan Sürgün Binbaşı isimli Twitter hesabında soruları çaldılar yalanıyla iftira atılanlar ödüller alarak dönerken 15 Temmuz'dan sonra gönderilen pilot adaylarından 4'ü elenerek geriye gönderildi. Hem milyonlarca dolar çöpe atılmış oldu hem de ülkemizin itibarı 5 paralık edildi. İşte gerçek vatan hainleri. TSK'nın zayıflatılması ve ülkemizin bu utanç verici duruma düşmesi pahasına kendi yapılanmalarının önünde engel olarak gördükleri başarılı insanlara iftira atıp onları tasfiye eden ettirenlerdir ifadeleri kullanıldı. Daha önce de Çiğli'deki pilot adaylarının İngilizcesinin yetersiz olduğu anlaşılmış, 15 Temmuz'dan sonra alelacele ve hukuksuzca tasfiye edilen personel yerine alınan pilot adayları için uçak ve uçuş dokümanlarının İngilizce yerine Türkçe hazırlanması talep edilmişti.